Hocam hanım neden bu yarışmaya gelmiş çok merak ediyorum açıkçası. Kendisinin herhalde bir işle alakalı bir durumu var. Onun tanıtımını yapma amaçlı da burada olmuş olabilir. Ve şimdi Şanlıurfa tatlısı. Ben hiç yemedim. Yemedin mi? İlk olacak. İskoçya'da yok muydu? Pankek. Kahvaltıda yediğimiz. Dün benim biliyorsunuz mağdur ıslak kekimi çok eleştirdiler. Şimdiki tatlıya neden yorum yapılmıyor? Daha hani daha önden, önden kendi aramızda. Çünkü ben de yaptınız. Bir Murat'ı dinleyelim Özen Hanım, o zaman. Islak ama kek, daha önümüze dedi, gelmedi ki. Dediğim gibi ıslak kek benim bizim gelmeden de başlamıştınız. Islak kek çok bizim çocukluğumuzda yenen çok basit bir tatlı olduğu için önden öyle bir şey yaptık. Ben şimdi Şanlıurfa mutfağından gelen tatlıyı ben bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum ama ıslak keki biliyorum. Ben 3 yaşından beri ıslak kek yediriyorlar bana. Murat Bey neyi anlamak istemiyorsunuz biliyor musunuz? Neyi burada, anlamak istemiyorum? Basitlik, zorluk hiç önemli değil. Lezzet. O lezzeti alabilmek önemli. Nasıl yani? Yani nasıl mesela nasıl biliyor musunuz? Yani? Mesela atıyorum örnek veriyorum. Kişi çok iyi baklavalar açıyordur, el hamurları açıyordur. Ben şöyleyim, ben böyleyim diyordur. Önünüze bir geliyordur. Dün lezzet sizin yaptığınız yoktur. Gibi. Herkes çok beğendi ama. Neyi beğendin? Tadını. Yani başka genel olarak beğenildi. Neyi beğendik acaba? Yani neyi beğendik? Sizi kastetmiyorum ama genel olarak ama genel şekeri... konuşuyorsanız bu genele ben de giriyorum. Sizi katmıyorum merak etmeyin. Niye beni katmıyorsunuz? Katsam özellikle belirteyim. Yok, niye katmıyorsunuz? Ben de yarışmacıyım. İkimiz konuşuyoruz. Müsaade eder. Ben yorum yaptım ve ben de bu masadayım. Haksız yorumlar çok fazla yaptınız Safiye Hanım. Ben yaptım. Evet çok fazla yaptınız. Gene diyeceğim lütfen bir menünüze bakın Allah'ınızı seversiniz ya. Siz de tekrar ya. Bir yalnız kaldığınızda o menüyü bir düşünün ya. Hatta ya bu yaptığınız menüyü hala savunuyorsunuz. Tabii bakın, ki savunacağım. Bunu, bu programı bütün Türkiye seyrediyor. Yüzlerce binlerce dünyada insan seyrediyor. Dünyada ya. Da seyrediliyor. Yani i̇şte güzel milyonlar seyrediyor. Yani şu menüyü siz bu televizyon ekranına çıkarttınız ve halen savunuyorsunuz. Ya lütfen insanlar, kabul edin. Hayır, kabul edin. Şey... Ne lezzet vardı, ne görüntü vardı. Hiçbir şey yoktu. Porsiyon kabul yoktu, edin. İnsanlar... Porsiyon yoktu. Ben eve kendimi zor... Eve derken mahalleme zor attım. Eşimi aradım, aşağı indi ve ben yemek yemeye gittim. Servis şoförü de gördü eşimi. Evet, ciddi diyorum. Yemeği yediniz siz. Yani, siz yemeği seviyorsunuz normalde de zaten. Benim yemeği kim sevmez? Yiyecek bir menü yoktu ki. Yani karnımız şey, aç gittik, baş ağrısıyla gittik ve halen yemeğinizi savunuyoruz. Size ağrı kesici verirdim bilseydim. Kabul edin. Kabul etmiyorum. Ben arkadaşım haksızlık yapıyorsunuz. Neye haksızlık yapıyorsun? Hakkın olmayan 5 puanı verdim sana gene bak. Hakkın olmayan 5 puanı verdim. Vermeseydiniz senin o zaman ben aslında onun 3 veya 4 hak ediyorum. Fazlasını hak ediyorum tabii ki. 5'in yani yukarısını siz o zaman hak ediyorum. Yemek yapmıyorsunuz evinize demek ki. Deneyelim isterseniz. Yapmıyorsunuz. Denememe gerek yok. Yemin şey, köy sen burada ne işin? Görünen köy kılavuzu istemez. Sizi de göreceğiz. Sizi de göreceğiz. Evet. Bir gün gıldık çorbası yapın da bir görelim ya. Nasıl? Bir gıldık çorbası yapın da görelim. Bir yani, ıslak kek yapın da bir görelim. Yaparım. Islak keki hiç yapmadım. Ama şu an kalkıp yapayım. Emin hiç olun sizden çok çok güzel olur. Aa, şimdi şurada hemen 2 dakikada ya, daha güzel yapayım. Tarifini göreyim yaparım. Yani kekte ne vardır Allah aşkına? Kek tabii canım. Bu da krep. Evet, evet buna da geleceğiz krep. Şimdi. Krep işte. Evet. Su isteyen varsa verebilirim. Çatalım alayım lütfen. Ben istemiyorum. Pardon, aynı. Su isteyen mi? İçecek var mı? İçecek var. Siyah, sarı, beyaz, portakal. Gazoz ve kola verebilirim. Kola alayım. Kola. Ben de rica edebilir kola. Miyim? Başka yok herhalde. Mesela yanına dondurma olabilirdi bence, kaymak yerine. Kaymak da olur, dondurma da olur ama genelde kaymakla sunuluyor. Dondurma, ben hiç bunun yanında dondurma vereni görmedim ama senin gönlünden geçmiş. Dondurma varsa dünden kalan falan. Ben hiç dondurma yemedim bu tatlıyı, ilk kez yiyorum. İlk kez mi yiyorsun? Ben aa, yiyorum. Tabii ilk kez yiyorum. Özen de ilk kez yiyor. İskoçyalı da ilk kez yiyor. Sen de yemiştin herhalde derdi. Hadi. Evet.
Evet Elizacığım, nasıl buldun? Daha evvel yemiş birisi olarak. Evet, şerbeti biraz bana şey geldi, hafif geldi ve krepler çok pişmemiş, yani çiğlik var. Bu krepin öyle şeyini olur aslında. Hani şöyle söyleyeyim, hem biraz hamurumsu olur açıkçası. Hem de şerbet üzerine dökersin diye daha da hamurlaşır. Hani bildiğiniz bunun bazen içine bir katman kaymak sererler. Bunun birçok yapılış şekli var. Mesela 4 kat hamur koyup, krep koyup, üzerine cevizi koyup tekrar 4 kat krep koyanlar da var. Benim gibi bu şekilde bu rulo sarılmış mesela. Bunu rulo şeklinde kalem gibi sarıp rulo şeklinde dilimleme de yapabilirsiniz. Şöyle bir görsel aynen göstereyim size. Ben hani, baktım biliyorum. O şekilde hani 4 kat alta 4 kat üstte krep de yapabilirsiniz ama bu böyle hani bildiğiniz hamur gibi yenilen bir şey açıkçası. Yani bana krebin hani hamur böyle gibi yeniliyor. Yani yediğimiz zaman o hamur tadını hissediyoruz. Hamur tadından değil. Hani böyle kızarılmışlık, bir kahverengilik bir şey olmuyor yani. Hani orada da bakın hep bembeyaz yani. Yok renk okey ama bunun tadında bir hamur var. Hani bildiğimiz krep bu. Krep. Ha krep. Bildiğimiz krep. Zaten o şekilde yapılıyor. Daha çok böyle yani onun gibi yapılıyor. Onu demek istiyorum. Hani basit içimdeki şeker. Evet. Evet. Yani Hüseyin Bey benim beklentim karşıma daha ben sizi böyle yani tatlı da evet lezzet olarak daha profesyonel bir şey bekliyordum. Maalesef beğenmedim. Benim ıslak kekim çok daha iyiydi yani. Şu öyle mi? Evet. Hatta buna güldüm. Islanamamış yani kekiniz mi, ıslak kekiniz mi? Sonuçta üstü ıslak bir lezzeti vardı. Neresi o da bir şey Allah yani. Allah'ın kekin içindeki partiküller görünüyor. Böyle yani delik delik. Ben bunu daha önce sen yemedim. Evet o yüzden bana hani hamuru nasıl olur, krebi nasıl olur bilemem. Onu bir değerlendirme yapamam ama şerbeti bana çok ağır geldiği için ben de çok şerbetli tatlıları pek bir sevmem. Bir dakika bunun şerbeti beğenmedim ama bunun şerbeti ağır mı? Olabilir. Bir efendim daha tadacağım. Şimdi ben ilk kez yiyorum. Hamurumsu geldi, beğenmedim ama şerbeti yani kesinlikle ben normalde de sevmediğim için daha, yani bunu belirttim. Siz yemediğiniz için daha fazla şerbeti ağır daha yoğun olur şerbeti yani. Ama burada çok hafif kalmış, ben onu biraz önce söyledim. Evet. Siz tadını bilmediğiniz için bunu belirttim zaten. Benim damak tadıma tadını göre bilip değil. Bilmemekle hani alakalı değil. Neyle alakalı? Şerbeti ağır dedi. Yani bana ağır geldi. Bana ağır geldi. Bu yüzden ben damak tadıma göre değil. Algılayabiliyor musunuz? Çok üstüme geldiniz Özen ıslak Hanım kekte. Saldırın. Bakın Özen Hanım. Saldırın. Bakın biz bir yarışma programındayız. Ben lütfen algı, karakter, kişilik konularını artık kapatın. Kişiliğinize, karakterinize bir şey demiyorum. Neyi demediniz ya? Neyi demediniz? Beğenmediniz bakın, kendinize hadi gelin artık. Ben kendim kendinize değil. Gelin. Kendim kendinize hiç gelin. Hiç olmadığım kadar kendim. Yok algıydı, yok karakterde, yok görünümde yeter. Karakterden bahsetmiyoruz. Yeter. Beni algılamıyorsunuz. Bakın, onu yeter söylüyorum. Ses tonunuza yeter dikkat edin çocuklar. Sen laflarına dikkat et. Ben laflarına dikkat et. Laflarına dikkat et. Bir saat. Senin karşında çocuğun yok. Tamam yarışmadayız. Senin karşında çocuk okay yok. Hayırdır sana yarışmadayız ya? Yarışmadayız okey ama dikkat et. Dikkat et. Ne bağırıyorsun sen bana? Sen konuşmalarına dikkat et. Sakin olun. Konuşmalarına dikkat et. Sen dikkat et. Bence sakin olmasın. Benim masamda Sabır Özen Hanım. Özen Hanım. Diyorum Zuhal Hanım. Sabır Özen Hanım ben de yani benim masamdasınız. Yani yeter her şey ya. Neyi çektin ya? Günden beri sabır neyi çektin? Benim Özen ben herkesin kafasına çorba deviriyordun neredeyse. Özür dilerim sen. Islak kekini dün beni yerden yere vurdunuz ya. Niye aynı tepkiyi vermiyorsunuz? Bak ben beğendiğim halde 5 puan verdim. Safiye. Şimdi ikiniz de biraz ileri gidiyorsunuz. Yani karşılıklı bu etki tepki oluyor artık. Siz birbirinizle konuşurken lütfen karşılıklı en azından şu açık oyla bitene kadar bugün bence karşılıklı artık diyaloğa girmeyin. Sen beğenmedin tatlıyı. Yani ben mı damağıma göre diye beğenmedim. Hamurumsu geldi. Sen beğendin Özen. Sen. Sen de beğenmedin. Gerçekten. Damak tadıma göre Murat olmadığı için. Neyle yapıldı bilmiyorum. Krep. Unla mı yaptı? Un, tuz, un, tuz, un, un şeker, tuz. Aroma olarak güzel. Beğendim. Afiyet. Hafifliği de güzel. Afiyet. Genel olarak ben tatlıyı beğendim. Sen beğendin peki. Evet. Eline sağlık diyelim, açık oylamaya geçelim efendim, buyursun.